Herkese Salı sabahından 8.30'dan yaklaşık merhabalar. Bugün sizlerle Doors dinleyeceğiz. The Doors. Elektra Records'tan. Londra adresi de yok. New York adresi de varmış. Dean Street, London, Broadway, New York. Bu albüm herhalde ilk albümlerim mi bu ya? İnanılmaz bir şey ya, albüme bak. Yani zaten şey %30 diskografilerini oluşturan şarkılardan falan var hepsi yani. Bilmiyorum, Doors'u ne düşünüyorsunuz Doors konusunda? Çok sevenleri de vardır, böyle çok yerenleri de vardır hatta. Böyle enteresan bir grup o açıdan. Böyle yani şey, böyle sanırım olay Jim Morrison'ı sevmek sevmemekte bitiyor diye geliyor bana. Onun işte çok seviyorsanız bütün eksiklerini bilmem nesini falan grubun bir kenara bırakıyorsunuz. Tam tersi ise de kıl oluyorsanız da tam tersi asıl o fokus oluyor. Benim için ikisinin ortasındadır doğrusu. Yani çok sevdiğim, çok dinlediğim zamanları da vardır. Ama onunla ilgili bir şey anlatacağım. Bugün şimdi aklıma gelmişken böyle bir iki tane Doors'la ilgili bağlantılar var. Neyse. Sabah 8.30. Biraz o bas bayağı bas bas geliyor da. Bakalım son gramlarımızı kullanacağız. 30 gram olması lazım içinde. Benim mükemmel scale'ım ve kendi mükemmel alet. Evet. Çok güzel. 30,3 bile. Fazla fazla koymuşlar. Ve bunu gömmüş olduk. Prodigal Coffee. Until next time. Thank you for this gorgeous, gorgeous coffee you provided. Tabii bir şey fark ettim. Aa evet. Dün demiştim. Onu yapayım. Chemex'le mi yapsam? Yok, normal V60'la yapacağım bu kahveyi. Normal V60 neredesin? Porselen yerine plastikle yapmayı istiyorum. Bir büyüyle kullanacağım ama önemli değil o kısmı için. Konu olarak. O porseleni sevmiyorum. Hareket ettirmesini sevmiyorum. Yani birçok açıdan çok haz etmiyorum kendisinden. O zaman o diğer şeyimi de mi kullansam? Sürahim nerede? Burada. Hadi madem eski günleri yad ederim. İlk sürahim. İlk V60'ım. Bu plastiğin ısıyı geçirmesi daha hızlı olduğu için daha çok hoşuma gidiyor porselene göre. Porselende daha çok tutuyor ısıyı gerçi. Ama bir de böyle hareket ettirmede falan bu daha kolay. Her neyse yani öyle şeyler yüzünden tercih ediyorum. Tercihan. Ama önce yine tabii şöyle yaparsak diğer operasyon gibi. Hop. Unutuyorum.
olmam lazım. Diptekileri çıkartıyorum. Karıştırıyorum. Zamanında burada hızlı akacak tabii. Hemen devam ediyorum. Bulumdan. Bulum 30 saniye vermen gerekiyor değil mi yaklaşık olarak? Herhalde oldu. 15 falan oldu bastıktan sonra. Bak yine dışarıdan. Allah Allah. Ne kadar yani o içimi o kadar işlemiş ki otomatik olarak hep dışarıdan başlıyor. 350 falan da bırakacağım. Sonra yok öyle bir şey yapmama da gerek yok. Direkt gömebilirim bunu değil mi? İki seferde yapmamın bir faydası yok ki bu şu anda. Demleyince bakalım nasıl bir farkı oluyor. Bir de böyle şey kahveler, kahve kon ne deniyor bunlara? Filtreler. Kahve filtreleri var. Hızlandırıyor bu yapıyı. Bir yerde satıyorlar ama çok çok pahalı sanırım. Böyle 20 tanesi 10 dolar falan saçma sapan bir şey yani. Ya işin sonu yok değil mi? Yani biliyoruz işte bu mesela. Yani belki gerçekten faydası da oluyordur bunun zararı. Ama bir noktadan sonra yaptığınız her kahvenin 10 dolar falan olması mesela masraf olarak gelmesi orada artık böyle bir kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten bu mu yani? Ultimate kahve peşinde miyiz? Yoksa çiçekler açmış. Şöyle güzel iki tane sarı çiçek. Onu yeni açmış şu an. 2-3 gün önce yoktu. 2 gün önce. Evet yani o arada falan olur meraktan alırsınız kullanırsınız işte bir faydasını görürsünüz ama ya hep şey var işte ya bu böyle neden bilmiyorum ama mediocre şeylerle eğlenmeyi öğrenmeliyiz sanki ya. Yani mediocre güzeldir aslında. Mediocrity fena bir şey değil. İlla her şey en iyisi olmak zorunda değil. Mesela sahil kasabasında bir bara gittiniz. Adam ortalama olursa gayet keyifli oluyor değil mi? Yani abi bu adam da işte Eric Clapton gibi çalmıyor deyip çıkıp gitmezsiniz herhalde. Öyle. Mesela hakikaten öyle küçük bir kasabada iyi bir kahveye denk gelirseniz mesela müthiş bir değeri var onun. Ya yani o kahvenin. Genelde gelmiyorsunuz tabii ama işte bir gün denk gelirsiniz belki. O zaman gününüzü gün etmiş oluyor. Toplamda herhalde 5 dakikaya yakın bir demleme sürecinden geçmiş olacak. Blooming phase ile beraber diye tahmin ediyorum. Bakalım yanılıyor muyum? Çünkü sonlara doğru bayağı yavaşlıyor. Şu an o yavaşlıkta hani ne kadar zamanda onu toparlayacak bilmiyorum ama benim tahminim bir yarım dakikada falan bu işin bitmiş olması. Hep beraber göreceğiz. Burada da hiç tutmuyorum başka kupalardan. Niye tutmuyorum ben? Şimdi onu fark ettim. Niye illa hep böyle boring şeyler olmak zorunda burada? Yine unutuyorum bak kupa alacağım kupa. Ama böyle thrift store'dan falan alacağım ya. Yani gidip böyle cins şeyler bulabilirsem denk gelirse onları istiyorum. Evet oldu hakikaten tam yarım dakika oldu. Kendisi de bu maceranın sonuna geldi. Güzel 5 dakika. Sıfırlanmıyor musun? Böyle mi olmak? Evet, okay.
O ne alaka? All right. Biraz daha açık renk sanki. Bakalım aromalar nasıl olacak? Bir de daha sıcak olacak tabii. Hepsini koydum değil mi? Yarım litreye yakın oluyor. Oh, enteresan. Söyleyeceğim. Bir dakika, şunu alalım. O çikolatalı kek tadı daha belirgin. Meyveler daha az belirgin. Bu daha yukarıda çıktı bu sefer diğerine göre. Ve tahminim o mayhoşluğun ve meyvelerin, şu an alabiliyorum, çok az da olsa geliyor arkadan. Onların yavaş yavaş daha çok ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu pek konuşulan bir şey değil ya. Kahvenin ısısı değiştikçe gelen tatları falan bariz farklar oluyor. Yani bunu bilmiyorum. Ben pek denk gelmedim belki de. Pek konuşanı görmedim ki bu kesin bir şey ya. Net yani. Hani her kahvede çıkıyor. Özellikle bu mayhoş, ekşi, asidik tatlarda falan daha da belirgin. Ama olmak zorunda da değil o. Doğru bir ısı. Yani daha... O yoğunluk, mesela tat yoğunluğu o kadar yok bir öncekine göre. Bu da herhalde o işte switch'te beklemesinin falan daha da demleniyor gibi bir yani şey çıkartabiliyor muyuz bilmiyorum ama herhalde mantığı o olması lazım. The Doors. The Doors ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Buraya gelene kadar Doors'u yani dinliyordum. Arada bir, hatta yani Doors'un benim için en önemli kısmı o Break On Through ilk şarkı. İşte Bodrum'da gittiğimiz barlarda her gece çalarlardı. Adamik ve şeyde. Bu da çalardı genelde. Whiskey Bar. Adamik ve Körfez'de. Her neyse. Whiskey Bar. Bilmiyorum ama yani onun dışında böyle çok çok bir anım şeyim yoktu Doors'la ilgili. Yani dinliyorduk işte o bir noktada nostalji olmuştu bizim için o. Yani ne zaman işte bizim için dediğim Bodrum'da beraber vakit geçirdiğim arkadaşlarım için falan. Ama onun dışında pek de böyle bir bağlantısı yoktu benim için. Buraya geldim. Abi burada çok enteresan yani bu böyle ilk geldiğimde burada birkaç tane işte rock ağırlıklı parça şey çalan, müzik çalan 2-3 tane KLOS vardı bir tane. Başka hala vardır bunlar da. Radyolar. Kaç tane radyo vardı işte hatırlamıyorum şimdi. İlk ben bir tane araba aldım burada. İlk arabam. Türkiye'de hiç araba kullanmadım. Araba kullanmayı da öğrenmedim. Bir tek Türkiye'de son gelmeden önce bir ehliyetim olsun. Burada daha kolay o işleri halledebilirim gibi geldiği için bir ehliyet aldım. Tam gelmeden bir ay önce. Son sınavında yani hani yetişti. Ve o işte araba kullanmayı falan burada öğrendim. Bir de bir tane arkadaşımın bir Honda Element diye bir arabası vardı. Bırakmıştı, Türkiye'deydi. Kullanabilirsin onu demişti. Bir ay falan kullandım onu. Sonra benim okulum falan çok mesafeli olduğu için yaptığım şeyi gördü. İnanamadı böyle kilometreyi. Abi onu satacağım falan. İyi dedim ben de araba alayım o zaman. Yani arabayı almayı birazcık şey çok meşakkatli iş. İkinci el alıyorsunuz, tanıdığınız yok bilmem ne. Yani kazık yeme olasılığınız yüksek. Var birkaç tane arkadaşım burada onlarla beraber işte bir iki araba falan bakarken. En sonunda tabii bu hevesle Los Angeles'a gelmişim, Kaliforniya'ya gelmişim. Hani böyle bir şey olsun falan. BMW'nin 3 serisi işte şey convertible bir araba almıştım. Çok da seviyorum. İyi ki de almışım. Yani yok şu an artık aramızda kendisi ama
gençlik zamanında. Yani ilk arabamın olması. Yani şu hala da özlüyorum. Yani üstü açık araba burada çok mantıklı bir iş. Yani çok mantıklı. Kaliforniya'da. Ya Los Angeles, işte South California, SoCal. Güney Kaliforniya'da. Her neyse. Ve o arabayla o rock radyolarını dinlerken böyle Doors falan çalıyordu arada işte. Şey çok çalar. Led Zeppelin. Yani şimdi hatta yani en bildiğiniz klasik her şey çalıyordu abi. Böyle Alice Cooper. Genelde Amerikalılar daha çok çalıyordu tabii. Hatta bazı bizim böyle Avrupa'da çok moda olmuş, büyük olmuş gruplar falan burada pek bilinmiyor olabiliyor falan öyle şeyler oluyor. İngiliz gruplar. Her neyse sonuç olarak bir dakika bu yarısı bitmedi ya tamam. Bu da çalardı tabii. Körfez'de falan. Şeyde de burada da. Her neyse ya işte Sunset Boulevard'ında, Mulholland'da, Hollywood Boulevard'ında, Laurel Canyon'da araba üstü açık arabanızla giderken Doors çalması apayrı bir keyif katıyordu. Yani öyle böyle yani direkt filmde hissediyorsunuz kendinizi gerçekten bir başrolünüz oynadığınız bir filmdesiniz yani. Üstü açık BMW'nizle işte Mulholland tepelerinde hızlıca giderken bu şarkı çalıyor. Ve böyle aşağıda bütün valley görüyorsunuz. İnanılmaz bir manzara. Kış şeye gidiyorsanız, geceleri gidiyorsanız aşağısı tamamen ışık. Ve işte önümüze geyik falan çıkabiliyor. Öyle şeyler. Mesela oralarda çok güzel bir soundtrack olmuştu benim için ilk geldiğim seneler. Daha sonra radyolarda anladım ki zaten topu topu böyle birkaç yüz şarkı var onları döndürüyorlar sürekli. Bayıyorsunuz yani. Diğerden sonra hep aynı şarkı, hep aynı şarkı. Queens of the Stone Age çok çalardı mesela. O enteresan. Neyse. Evet şimdi mayoşluk birazcık da artmaya başladı. Çikolata gitti. Belki o benim damağımın alışmasıyla da alakalı. Her neyse. Fena, ama güzel yani de Switch'i tercih ederim. Zaten hep öyle oluyor. Yani bunları o kadar uzun zamandır kullanmıyorum ki. Yani Switch kesinlikle daha iyi kahve yapıyor. Ama Switch'e benzer birkaç kahve makinesi daha görüyorum. Onlara bir daha bakmak istiyorum. Yani belki öyle farklı bir şeyler de alırım yani. Bilmiyorum. İleride. Her neyse. Bir de şöyle bir olay olmuştu. Ben 5, 6, 7 sene. 7 sene falan. Bakayım 2000... Evet 2013'ten. Yok 2012'nin sonlarına doğru. Kasım, Ekim'de falan başlayıp. Herhalde 2000 ne deriz? 2019 mu? 2020 mi deriz? Yani tam bir o dönemde artık tam ne zaman noktayı koydum bilmiyorum ama o kadar uzun süre pandemi öncesi bir şirkette çalıştım burada ve yapım şirketi bir ev aslında yani büyük bir ev böyle malikane gibi mi diyeyim yani bilmiyorum tam malikane denmez ama mesela tenis kortu falan vardı yani havuzu zaten var ama tenis kortu bile vardı. O Laurel Canyon diye bir bölgede o ev. Ve şey yürüyüş mesafemde bu Laurel Canyon'ın kendine has bir mekanı vardır. Canyon Store. Market aslında ama aynı zamanda espresso falan da yapan küçük bir kahvecisi de var hemen önünde. Sanırım o ayrıca kendi yapıyordu, kadın getiriyordu falan. Ve buranın olayı yani sabahları birkaç masa var böyle bazen sandviç falan alabiliyorsunuz, yiyorsunuz. Markette o da var, o olay da vardı. Yani inanılmaz yani çok böyle ünlü kimdir falan gerçekten bilmiyorum ama yani gelen insanların ya her gittiğinizde en azından böyle birkaç tane tip görüyordunuz şey müzisyen oldu %100 rockçı oldu falan. Zaten orası da tam böyle Laurel Canyon'ın küçük bir nasıl söyleyeyim yani şey strip'i yani iş yerleri falan iş yerleri işte bir tane kuru temizlemeci var. Pace diye P-A-C-E Pace diye yazılı ama Pace diye okun. İtalyan restoranı var Canyon Store'un hemen altında. Orada bir iki tane daha bir şey daha vardı sanırım hatırlamıyorum ne olduklarını. Öyle
bir grup halinde. Oraya insanlar, yani Laurel Canyon'da başka bir yer yok zaten. Hani gidip böyle oturacağınız, vakit geçireceğiniz kafe gibi. Hep orada toplanırlardı insanlar ve hala da öyle yani. Toplanmaya da devam ediyorlar. Los Angeles'a çok çabuk değişmiyor bazı şeyler. O harika bir şey. Yani geri geldiğinizde mesela 10 sene sonra geldiğinizde hemen hemen aynı kalabiliyor. Bu Türkiye'deki gibi değil, İstanbul'daki gibi hiç değil. Harika bir parça bu da ya, işte böyle akması çok güzel bir şey arkadan. Her neyse, orada her sene Ocak 2'de yanılmıyorsam Love Street Festival oluyordu. Çünkü Love Street, bu arkadaşın parçası, Jim Morrison orada yaşıyordu işte, yani Laurel Canyon'da. Orada bir tane Love Street var. İsmi de değişmiş artık, başka bir isim de var. Ama hemen o Canyon Store'un yanında bir yerde. Benim dediğim gibi yani 5 dakika bile değil yürüyüş mesafesi olarak. Öyle bir yani onun bastığı gittiği yollardan çok gittim yani, geçtim. Ya yani öyle bir değişik bir bağ oluşuyor. Ulan herif şurada yaşamış işte. Barış Manço'nun Moda'daki evine yakın yaşamak gibi bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir farklı bir duygu kapılıyorsunuz. Los Angeles'in anlamı çok daha büyük The Doors'un. Yani o açıdan söylemeye çalışıyorum aslında. Yani Whiskey Go Go falan da var tabii. Adamların meşhur olduğu o hala olan köşedeki rock barba. Ama oralar artık turistik yani. Çok şey bir özelliği yok. Gerçekten gece hayatında bir parçası olan bir yer değil orası. Turistik şeyler var. Her neyse, sonuç olarak yani The Doors, yani bazı gruplar var. Onu yerinde dinlemek, yerinde hissetmek bir zenginlik katabiliyor işin içine. Şeyler de öyle. Yani mesela burada Türkçe şarkı dinlemek çok da böyle... Gerçi ben Türkiye'de pek dinlemiyorum. Bilmiyorum nasıl bir örnek verebilirim buna karşılık, mesela bunun devamına getiren. Come on baby light my fire, try to set the night on fire baby, try to set the night on fire. Bu sefer unutmayacağım, şu fotoğrafı çekeceğim çünkü bazen hep bitirdikten sonra aklıma geliyor, sinir oluyorum aslında ona. Plağı değiştirmeden o kapak fotoğrafını alayım. Çok güzel. Şöyle bir kapatayım. Hop. Işık, aynı ışık zaten. Hep öyle kullanıyorum. Şöyle bir... Tamam. Bitti. Şimdi devam edebiliriz. Yine inşaat sesleri. Sabah 9 olmadı ama. Onun için mesela hiç umurumda değil şarkı falan çalmak, böyle yandaki, aslında yandaki komşumun duyuyor olması gerekiyor. Ama hiç umurumda değil. Adam 1,5 seneye neredeyse gelecek. İnşaat halinde. 1,5 seneye gelmedi. Abartıyorum. 13 ay oldu ama 1,5 sene olacak toplamda. Yani, o açıdan en az. Eminim. Yani bana Ağustos dediler. Ben yemiyorum o Ağustos'u. Neyse. Yeah. Backdoor man. Her neyse. Neden bahsediyorduk? Şeyden bahsediyorduk değil mi? Yani böyle yerinde güzel olan... Mesela bak, enteresan. Palmiyeler grubu. Burada güzel. İyi gidiyor. Akıyor yani. Surf yani kafası çalıyorlar gibi geliyor. O hoşuma gidiyor. Ondan sonra... Burada ne güzel gidiyor diyorum. Allah Allah mesela bence çok çok iyi gidiyor buraya. Bu da çalardı. Abi hepsini çalarlardı ya. Bana Doors'u sevdiren Bodrum'dur yani. Kesinlikle. Ama işte o var, onu diyorum. Yani Türkiye'de biz şöyle bir problem var. Sosyolojik bir problem bu.
mış gibi yaşayarak escapism yaşıyoruz aslında yani çoğunlukla. Zevk alma sebeplerimiz çok farklı. Yani benim öyleydi ve benim gibi olan çok insan vardı. İşte farklı giyinmek, farklı müzikler dinlemek, yabancı müzikler dinlemek, Batı kültürüne ait olan şeyleri daha absorbe etmek falan. Bunların asıl sebebi yaşadığınız yerden ve kültürden tam olarak haz alamamak ve onunla kendinizi birleştirememek ve o kimlik bunalımı. O kimlik bunalımının devamında başka şeylere yöneliyorsunuz. O yöneldiğiniz şeylerde kendinizi bulduğunuzu, daha çok bulduğunuzu hissediyorsunuz. Çünkü aslında şu farkı var. Yabancı müzik dinleyen insanların çoğu, ilk aşamada en azından, onlar nasıl dinlemesi gerektiği veya belli kurallar bahşedilmiyor. Yani nasıl söyleyeyim? Nirvana'nın hangi şarkısını sevip sevmediğiniz çok da önemli değil bir noktada. Seviyorsanız Nirvana'yı yani hani farklı şarkılarını sevebilirsiniz. Türkiye'de bir popçunun falan böyle hep bilinen belli şarkılar onun mesela. Bilmiyorum tam böyle güzel bir örnek gibi de gelmiyor söyledikçe. Nasıl anlatabilirim ama var böyle bir şey. Yani daha özgürsünüz seçeneklerinizde, daha az insanın bildiği şeyleri yaparken. Öyle söyleyeyim. Daha ne kadar daha popülerlik artarsa sizin aslında hareket alanınız o kadar kısıtlanıyor. Sizin önünüze verilen bir yemeği yeme oranınız artıyor. Yani öyle bir sorun var popüler müzikte. Bunlar da çok popüler adamlar tabii. Bunların da konserleri yani The Doors'dan bahsetmiyorum ama yabancı müziğin işte hani öncüleri falan filan onlar da geldiğinde stadyumu dolduruyor falan ama hiçbir o lokal hayatta size kısıtlayan dar alanda takılmıyorlar yani. Atıyorum Prodigy'yi çok severdim. Prodigy'nin iki konserine, üç konserine mi gittim? İki herhalde. En az iki. En az iki, üç de olabilir. Ve o Prodigy'nin kitlesi Türkiye'de, yani Prodigy'yi bilen çok insan vardı. MTV'de sürekli klipleri yayınlanırdı. Number One TV'de falan filan. Ama abi o dönem Serdar Ortaç kadar asla popüler değildi mesela yani. Hani onu söylemeye çalışıyorum. Ve kendi yorumunuzu katabiliyorsunuz yabancı kültürlerin getirdiği şeylere. Bu biraz da şey gibi işte ülkenizde yaşayan yabancı kültürlere bir noktada hani eğer yani nasıl söyleyeyim eskiden gelen expatlara bilmemlerin kendi kültürlerinde kavramlarına saygı duyarsınız. Yani işte o Amerikalı dersiniz, o işte Alman zaten falan. Hani onun yaptığı sizin kültürünüze çok ters, yani aşırı tersten bahsetmiyorum ama yani annoying gelen şeyleri göz ardı edebilirsiniz. Müzikte de işte karşı taraf eğer yabancı müzik dinliyorsa onu işte o yabancı müzik dinliyor dersiniz ama o müzikten tam olarak o müziği nasıl dinlediğini veya ne yaptığını tam olarak sorgulamadan onu bir salarsınız yani bırakırsınız. Sanki Türkçe müzikte çok insanlar birbirine sıkı sıkıya. Olmadı bu. Bu örnek güzel olmadı. Ben bulmaya çalışıyorum doğru açıyı ama bir türlü bulamıyorum. Bilmiyorum yani tam olarak. Olabilirdi, olmayabilirdi. Ne anladım bu işten. Ama neyse yani çok önemli değil de. Ya bu şey var. İnsanlar yabancı müzik dinlediğinde bir kaçış arıyor. Mış gibi yapıyor. İstanbul'da. Kıyafetleriyle. İşte mesela şey hep enteresandır. Yani punk müziği dinleyen sosyokültürel yapılar çok farklı. Amerika'da ve şeyde Amerika ile İngiltere arasında bile farklar var ama o kadar değil. Türkiye'de dinleyenlerle çok büyük fark var. Türkiye'de ben punk'ım diyen adam genelde iyi halli, orta halli falan, orta üst. Belli bir kültüre sahip olmanız gerekiyor. Çünkü kendi kültürünüzde pek yok. Onu bulmanız gerekiyor. Onu araştırmanız gerekiyor. Birazcık entelektüellik gerekiyor. Yani hani böyle dandana dan diye giremiyorsunuz. İstediğiniz kadar öyle olmaya çalışın. Değilsiniz siz. Daha farklı bir yaratıksınız yani.
Her neyse. Yani bunun gibi ben de çok yaptım. Çoğu insan da yapıyor. Ama buraya geldiğinizde işte Doors'u dinlemek çok daha sıradan bir şey ama bir taraftan da çok daha güçlü bir şey. Burada niye bunun bu kadar önemli olduğunu, nasıl big deal olduğunu falan daha iyi hissediyorsunuz. Daha böyle popüler kültürün içindesiniz aslında. O da size garip bir konfor alanı yaratıyor daha önce yaşamadığınız. Çünkü hep siz akışın tersine yüzmeye çalışmışsınız o zamana kadar. Buraya gelince bir dakika ya burada herkes seviyor, ben hiç öyle basmaya gerek yok falan filan. Farklı bir kafada müzik dinlemeye başlıyorsunuz. Özellikle bu yabancı müzikleri. Size başka alanlar da açıyor olabilir. Ya belki bunu dediğim gibi, belki ben çok kafaya takıyordum. Yani ben böyle şeylere çok kafaya takıyordum. Benim toplumu anlamaya çalışma sürecim, insanları anlamaya çalışma sürecim gerçekten çok uzun. Anlayamıyorum çünkü şeyi fark ettim. Yani benim algım çok daha nasıl söyleyeyim, farklı bir açıdan geliyor. Genel algıya göre hep o zorluğu yaşadım yani. Genel algının niye genel olduğunu. Ama belki de işte genel değildi. Kendim genelleştiriyordum. Başkalarının dediklerine çok inanarak yaşadım. Hep de hala da öyleyim. Yani böyle ben de dürüst olmayan bir insanım. Hep dürüstmüşçesine algılayıp onu öyle dinlerim. Çok bariz olmadıkça olay. Ciddiye alırım yani hep insanları. Şey garip bir şey ya bu böyle nasıl söyleyeyim, yani işte mesela hayatı anladık çözdük falan mantığından gittiğimizde o kadar aslında mantıksız bir şey ki, yani şuradan şuna bağlayacağım onu, ne alaka diyebilirsiniz, haklısınız bu arada, söylediklerimin kaç çaçı manalı, bir yer daldan dala atlamıyor, bir şekilde takip edilebilir şeyler söylüyorum. Onun bile farkında değilim şu anda. Sabahın köründe program atmanın böyle bir zararı da oluyor açıkçası. Fikirlerimi çok toparlayamıyorum. Şundan bahsediyorum ama. 5 milyar yıllık dünyanın içinde en fazla yaşasak 100 yıl civarı yaşıyoruz. Ve o 100 yılın sonlarına da değil, yani ortalarında falan, hatta bazıları 20'lerinde hayatı çözdüğümüzü zannediyoruz 20 yılda. 5 milyar yıl yaşında bir dünyanın içinde yaşadığımız hayatı anladığımızı zannediyoruz. Ve bize anlamamız bekleniyor. Yani öyle de dikte de ediliyor. Yani hani toplum sizi sürekli hareket halinde tutmaya çalışıyor ki hayatınız manalı olsun falan. Ne kadar saçma bir şey abi bu. Nasıl anlayabiliriz biz hayatı tam olarak gerçekten? Yani 100 yıl içinde, 50 yıl içinde, 40 yıl içinde, 10 yıl içinde, 20 yıl içinde, ne hangi yaştaysak yani. Bir ergen insanın, erken çocuğun dalga geçilirdi eskiden. 15 yaşında hayatı çözmüş işte genç falan diye. Hayat çözdüğünü zanneden. Senin de bir farkın yok işte yani aslında. 40 yaşında da hayatı çözmüyorsun yani. 50 yaşında da çözmüyorsun. Yani hayat çözülebilecek bir şey değil. Yani bu böyle çözmeye uğraşmak falan da çok mantıklı bir şey değil. Hayat bir amaç yani. Amaç değil, araç. Yaşayın yani, o anılarınızı geliştirin bilmem ne. Yani tabii ben hep kendime, bana göre bir hayatın anlamı var. Ama bu şu anda hissettiğim bir anlam. İleride değişebilir de. Yani buna da açığım. Çünkü zaten değişmiş hali bu. Benim için hayatın anlamı 10'lu yaşlarda, 20'li yaşların başında özellikle. Mesleğimdi. Mesleğim yani... o kadar ciddi bir duyguya sahiptim ki mesleğimle ilgili. Yani çünkü şey düşünmüştüm. Hayatının çoğunu insanlar çalışarak geçiriyor. Yani hayatın en kaliteli zamanlarını çalışarak geçiriyor. Onun için çok önemli bir şey. İyi mesleği seçmek benim için. Yani kendime
kapalı bir ofiste falan hayal edemiyordum. Yani ve bu bana anksiyete veriyordu ve dedim ki yani bunu yapamam ben. Çok iyi bir meslek seçmem lazım. Bana çok uygun olan. O şekilde bu macera başladı zaten. YouTube değil mesleğim. Abi bu şarkı da işte beni... Bak bu şarkı... Çok enteresan bir anım var bununla ilgili. Çok da şey geçen dün de konuşmuştum. Benim için böyle hayatımda bazı noktalarda yani şu anda çok daha fazla keyif alabileceğim, diyaloglar geçireceğimi düşündüğüm iki insanı erken kaybetmiştim. Genç yaşlarımda, daha genç yaşlarımda kaybettim. Yani daha onlarla o paylaşımları yapamadan. Bunlardan birisi de dayımdı. Dayım Radikal'de yazardı. İlk önce röportajlar falan yapıyordu. Daha sonra son döneminde de eski filmleri falan, köşe yazıları vardı eski filmlerle ilgili. Çok ciddi bir sinefildi falan. Ve benle de ben çok yaramaz bir çocuktum küçükken falan. Çok hareketliydim. Benle o şeyi kuramamıştı, iletişimi kuramamıştı. Benim çok fazla akrabam da yok bu arada. Yani işte bir halam var, bir dayım var, dayım vardı. Bir de teyzem. O kadar. İki kuzenim var toplamda. Yani çok küçük bir aileyiz. Onun için böyle her birey önemli benim için. Yani hayatımda önemli bir şekilde bir parçası olan insanlar o akrabalarımın. Her neyse. Dayım bir gün alakasız bir şekilde beni sabahtan aradı. Kan grubun ne dedi? Ya ben de yani işin var mı falan dedi ilk önce. Neyse o gün bir işim yoktu herhalde. Kan grubun ne dedi? Rh pozitif. Ondan sonra hani en standart kan grubu onun için hani benle bir iş olmaz genelde. Dedi ki ha tamam dedi. Rh pozitife ihtiyaçları varmış. İşte dayımın şeyi için. Kaynana mı deniyordu? Karısının annesi. Değil mi? Kaynanaydı herhalde ya. Başka bir şey olamaz kaynana. Her neyse. Gel dedi bana. Moda'da oturuyor. Ben o sırada nerede oturuyordum? Erenköy'de. Gel dedi bana. Hani şey haber bekleyeceğiz. İşte hastaneden arayıp ihtiyaçlar olabilir çünkü. Falan tamam dedim. Gittik. Gittim dayıma. Dayım alkolikti. Yani işini iyi yapardı. İşini öğlen 1'de falan bitirirdi röportajlarını bilmem ne yazılarını falan filan. Ondan sonra da içmeye giderdi meyhaneye. Ya da evine falan. Neyse işte. Geldim oturduk. Sabah 10 falan 11. Hani 2 saat falan oturduk biraz böyle çok kopuktuk çünkü karakter olarak. Yani o da benden zorlanıyor iletişim kurmaya. Ben de zorlanıyorum ama dayımın bana karşı bir ön yargısı da vardı. Dayımın genelde insanlara karşı hep ön yargıları vardı. Çok şimdi detaylarına girerim bunların sebepleri falan var tabii ama yani beni küçümserdi yani böyle hani falan. İşte yönetmen olmak istiyordum o zaman o yaşta. Yani ne alaka yönetmenlik oğlum biz zengin miyiz falan diyordu. Yani zengin işidir o hobisidir falan diyordu. Mesleğidir diyordu yani öyle yapılmaz yönetmenlik falan kolay bir şey değil. Şimdi o da işte fotoğrafçılıktan geliyor şeyleri falan var. Gazetecilikten en sonunda kalıyor iş olarak. Biraz o mesleklerle ilgili falan da konuştuğumuz zamanlarda oluyordu biraz ama kendimi benim donanımım falan çok bilmiyordu. Yani ve hani ben de böyle inanılmaz donanımlı bir insan olduğumu söylemiyorum ama beni tahmininden çok daha düşük bir yere koyduğu belliydi yani. Ama ben kendimi ifade edebildiğimi düşünmüyordum ona. Çünkü o yaşlarda hep kendinde suç arıyorsun. Onun ön yargısı falan hiç önemli değil yani. Her neyse. Sonra işte şey oldu. Sıkıldı artık. Hadi içelim dedi. Ya yani ben o sırada çok bilinçli değilim o konuda. Yani tabii kan vermek için alkol alman gerekiyormuş. Ama öyle bir şey aklıma gelmemişti o anda. İyi tamam içelim. İşte şey söyledi, Efes Dark söyledi marketten.
bir de daha yüksek alkollü falan. Abi iç bayağı kaymaya başladık tabii. O sırada böyle müzik muhabbeti falan yapmaya başladık. Bana o kendi işte 70'lerden falan müzikler dinletiyordu falan. Sonra işte ben de ona böyle iPod'um yanımdaydı. iPod Foto vardı bir tane, 64 GB'lık bayağı. O zaman için çok sağlam bir şeydi aslında yani. Çok ciddi bir arşivim vardı. İşte sana mesela hatırlıyorum, Jeff Buckley'i dinletmiştim. Çok hoşuna gitmişti. Hiç duymamıştı Jeff Buckley'i. Mesela oradan birdenbire bir şeyler biliyor herhalde falan. Sonra beni böyle sınamaya başlamıştı. Bir iki şey sordu falan. Evet, bunu biliyorum. Sonra bunu çaldı. Ve bu tam böyle şeyle çaldı. Bu şey versiyonu. Neydi adı? Apocalypse Now versiyonu. Başında helikopterlerin falan olduğu bombardıman vardı işte. Pıt 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 diye. Dedim, biliyorum bu The End işte dedim. Hatta dedim Apocalypse Now The End falan dedim. Vay falan. Bir dakika ya Cem, sen aslında bir şeyler biliyor musun? Yani aslında bunlar çok temel şeyler ama diyorum ya, beni öyle bir yere koymuştuk kafasında. Hani bu şımarık işte yuppie tip. Hani yani böyle kafasına göre işler yapma peşinde. Hani sırf havalı olsun diye belli şeyleri istiyor falan. Ya bir parçası tabii ki var zaten. Kimin yok öyle işlere girmek isteyenlerde. Ama asıl hikaye o değildi yani. Her neyse. Ve o gün bayağı biz işte bir akşam eşi geldi. Eşi gelince lan içmişsiniz falan bir moda girdi ama. Yani o da anlayışlı. Aralarında o işi çoktan çözmüşler yani hani sonuçta. Yani inişler çıkışlar oluyor ama alkol bunun bir parçası, yapacak bir şey yok falan modunda yani. Ve zararlı bir alkolik de değil. Kendine zararı var yani. Ondan sonra ve bana böyle birkaç kere şey dedi. Ben seni hiç böyle düşünmemiştim falan. Hiç tanımamıştım ben seni falan. Bu yanını hiç görmemiştim falan gibi şeyler söylemişti. Ben de mutlu olmuştum. Şu açıdan mutlu olmuştum yani. Senelerdir kendimi anlatmaya çalışıyorum, ifade etmeye çalışıyorum. En sonunda güzel bir gece yaşadık ve bundan sonra bana biraz daha farklı bakacaktır diye düşünmüştüm. Ertesi gün aradı, özür diledi benden ilk önce içtiğim bu kadar şey yaptığını. Yok dedim, önemli değil. Bu arada o hangover, o kadar içmişim ki. Artık bilmiyorum abi, o biralar mı kötüydü, bir şey miydi? Yani gerçekten o kadar da bira içtiğimi düşünmüyorum. İki gün hangover sürdü ya. Hiç öyle bir şeyim olmamıştı o zamana kadar. Daha sonrasında da pek yaşamadım öyle bir şey yani. Hani bayağı ağır geldi yani. Neyse. Ertesi gün arayıp şey dedi. Kusura bakma dedi bilmem ne. Ben çok mutlu oldum falan dedi. Yine tekrar etti o şeyini. Benle olan memnuniyetini. Ben de dedim çok mutlu oldum. İşte seninle böyle bir gece yaşamak, günü yaşamak çok hoşuma gitti dedim. İşte pazar günüydü. Pazartesi aramıştı sonra tekrardan özür mözür muhabbetine. Ertesi pazarda kaybettik kendisine. Son görüşüm oldu, son konuşmalarımız onlar oldu yani. Çok enteresan bir duygu. Yani 25 yaşındaydım onu kaybettiğimde. Ve böyle iyi ki o diyaloğu geçirdik diye hissediyorum bir taraftan. Öyle bir şey paylaşabildim diye çok mutluyum. Ama bir taraftan da çok güzel bir dostluğun başlangıcı gibi idi aynı zamanda da. Ve onu yaşayamadığım için de çok mutsuzum. Yani şu an arada bir keşke olsa, hayatta arayıp konuşabilsem, biraz sohbet etsem, film konuşsak, hayat konuşsak diye böyle aklımdan geçen zamanlar oluyor. Ama işte gel gör ki pek mümkün değil. Şey demişti bana o gün. Bu dedim yani bir şey sordum. Tam aklına sordum hatırlamıyorum ama alkolle olan ilişkin dedim. Yani hangi yaşta yükseliyor bilmem ne, yani ya da azalıyor mu? Yaşlandıkça daha mı az ihtiyacın oluyor? Şey mi oluyor? Şey demişti. Her sene daha kötü oluyor dedi. Her sene artıyor dedi. Öyle bir şey demişti bana. O da hep aklımda kaldı mesela. Belki de ondan dolayı alkole karşı falan ona göre daha mesafeliyim yani. Hani bir de gerçekten yani bizde içki kültürü de yani tamam, dayım alkolik, net bir şekilde alkolik ama bir de böyle
Çok çaktırmayan alkolikler de çok vardı çevremizde, akrabalarımızda falan. Yani aslında bence alkolikler şu an bakınca ama orada normal, işte hayatlarını yaşayan insanlar gibi. Alkol kültürü burada çok yok. Amerika'da, Los Angeles'ta en azından insanlar daha sağlıklılar. Böyle ne bileyim, illa akşam yemeklerinde alkol olsun, illa işte oturduk hani işten geldik bir kadeh bir şey içelim. Hiç yok yani, sıfır. Orada öyle değildi, İstanbul'da öyle değildi. Belki şimdi yeni jenerasyonda da öyle değildir, bilmiyorum. Ama sigara ve alkolün yanı İstanbul'da çok daha normalleşmişti. Hangisi normal değil bilmiyorum. İşin sonunda 5 milyar yıllık bir dünyada yaşıyoruz ve hiçbirimiz tam olarak bunun nasıl bir şey olduğunu bilemeyiz. Onun için sizi mutlu eden neyse onu yapmaya devam edin. Eğer bir noktada mutsuz ediyorsa yapmayın. Başka şeyler yapın. Ama hiçbir zaman hata yapamazsınız yani. Hani hata yapma gibi bir olay yok. Çünkü bilmiyoruz yani. Bilmediğimiz şeyin hatası mı olur? Beyinlerimiz o şekilde, o kadar zeki değiliz ki yani. İçgüdülerimiz çok ön planda. Buralara geleceği belliydi bu. Sonu diyenle biten bir albümün sonu karanlık bitmeliydi değil mi? Her neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.